Türk yazı sistemleri, Türk dilinin bütün tarihi ve çağdaş dönemlerinde kullanılmış olan alfabeleridir. Türk dilinin tarihi sürecinde ticari, kültürel, dini ve benzeri sebeplerle bu dilin yazımında çeşitli alfabeler Türk diline çeşitli düzeyde uyarlanmış varyantlarıyla kullanılmıştır. Gelin bu alfabeleri beraber inceleyelim. Merhaba, ben tarihçi. Kişisel tarihçiniz. Aşağı yukarı M.Ö. 3500, M.Ö. 1700 yılları döneminde bugünkü Mezopotamya bölgesinde konuşulmuş olan Sümerce, döneminde büyük bir medeniyetin temsilcisi, yazının kullanıldığı dil olmuştur. Sümerce hakkında çok çeşitli okumalar yapan Türkolog Osman Nedim Tuna, Sümer ve Türk dillerinin tarihi ilgisi ve Türk dilinin yaşı meselesi adlı eserinde, yaklaşık olarak son 40 yılda tespit ettiği 32 ses denkliğinin, karakteristik olan ve maksada yeter 16'sını sunmuştur. Bugün, yaşayan dünya dilleri arasında en eski yazılı belgeleri sahip olan dil, Türk dilidir. Bunlar, çivi yazılı Sümerce tabletlerdeki alıntı kelimelerdir. Ön Türklerin, Sümerlerin kurucu unsurlarından biri olduğuna göre Türklerin, Sümer alfabesini kullanmış olabileceğini söyleyebiliriz. Çoğu araştırmacı, İskit dilinin Hint-Avrupa dil ailesinde yer alan Kuzeydoğu İran dilleri grubuna ait olduğuna inanmaktadır. Bunun yanı sıra Esik Kurganı'nda bulunan gümüş bir çanağın üzerindeki çözülememiş yazının Sakaca'nın ilk örneği olabileceği dil bilimciler tarafından düşünülmektedir. Macar dil bilimci ve İranolog Janos Hormat da bu yazıların Karosti alfabesinde yazıldığı ve Hotan Sakaca İranice olduğunu iddia etmiştir. Aynı şekilde Fransız Hindolog Gerard Fussman da yazının Hotanca olduğunu savunmuştur. Lakin kendisi yazıyı Hotanca'da okuyamayıp sağlıklı bir çeviri sağlayamamıştır. Buna ek olarak Harmat da yazıların Orhun alfabesine olan benzerliğine değinmiş ve Orhun yazısının Karosti Abugidas'ından türemiş olabileceğine kanaat getirmiştir. Lakin Karosti Abugidas'ının Sakalar tarafından Hotan bölgesinin işgalinden sonra Budizm'e geçiş yoluyla benimsenmesi ve Karosti Abugidas'ının en eski örneklerine Sakaların o dönemde hiçbir iletişiminin olmadığı Pakistan'ın Kabil bölgesinde rastlanması bu iddialara mantıksız kılmaktadır. Aynı zamanda bazı Türk araştırmacılar yazının proto-Türkçe olduğunu iddia etmekte ve Göktürk alfabesinde yazıldığını savunmaktadır. Kazak Türkolog Altay Sersenuli Amanyolov Eski Türk Yazısının Tarihi adlı kitabında bu yazının 1971'de Orhun yazısı kullanılarak çevrildiğini not edip yazının çevirisini ve transliterasyonunu vermiştir. Saka dilinin Türk dillerine olan ilişkisi Avrasya steplerindeki kurganlarda bulunan kişilerin naaşları üzerinde son yapılan genom ve mitokondri DNA çalışmaları ile birbirine uymaktadır. Genetik çalışmalardaki analizlerde kurganlarda bulunan Saka naaşlarına genetik yatkınlık gösteren kişilerin hepsinin günümüz Türkiye halklara mensup olan bireyler oldukları görülmektedir. Böylece Eskitlerin, Sakaların Göktürk alfabesini kullandığını söyleyebiliriz. Bunlar matematiksel ve analitik algı gerektiren bir alfabe sistemi kullanıyorlardı. Noin Ula kurganlarından çıkan bu alfabe, Hun toplumundan olan CMP'lere ait. Görüldüğü üzere analitik ve alfabe niteliği taşıyan bir yazım modeli. Yorumlamak pek de zor değil. Birkaç asır sonra karşımıza Orhun alfabesi olarak çıkan bu hece tasvirleri sayesinde Hunların da Göktürk alfabesini kullandığını söyleyebiliriz. Göktürkçe, Türk dilinin bilinen ve yazılı metinleri ele geçirilebilen en eski dönemine verilen isimdir. Eski Türkçe adlı dönemin ilk kısmını oluşturur. Devamında Eski Uygur dönemi yaşanmıştır. Milattan sonra 7. yüzyılda Moğolistan'da yaşayan Göktürklerin konuşup yazdığı dildir. Göktürkçe yazılı belgeler 2. Göktürk devleti döneminden kaldığından Göktürkçe Kağanlığın resmi dili halinde olmuştur. Kısacası bu dönem Göktürk Kağanlığının hüküm sürdüğü dönemin sonuna kadar süren evreyi kapsar. Macarlar da Göktürk alfabesinin bir alt sistemi olan eski Macar alfabesini kullanıyorlardı. 895 yılında Hristiyan Macar Krallığında eski yazı sistemi kısmen kullanım dışı kaldı ve Latin alfabesi kabul edildi. Hazarca, Orta Çağ'da konuşulmuş olan bu tarihi dönemin Türk dili tarihinde hangi kola ait olduğu kesinleştirilmemiştir. Türkçenin eski Türkçe dönemi 6. 10. yüzyıl içinde değerlendirilen Hazarca'nın eldeki en belirgin örneği 1912 yılında bilim dünyasına tanıtılan ve Cambridge belgesi ya da daha önceki adıyla Schlechter mektubu olarak bilinen mektubun kenarına Göktürk alfabesinin Hazar versiyonuyla yazılmış tek kelimelik cümledir. İbranice mektubun sol alt köşesine yazılmış olan Brunik yazının sağdan sola transliterasyonu HWQWRWM olup transkripsiyonu hukirim anlamı da ben onu okudum demektir. Bu tek kelimelik cümle dışında Hazar Türkçesiyle elde edilen kabile, kale, 12 hayvanlı takvimin ay adları kalmıştır. Bunların dışında Hazar şahıs adları da tespit edilmiştir. Hazarların Göktürk alfabesini kullandığını söyleyebiliriz. Eski Uygur Türkçesi,
Türk dilinin eski dönemlerinde konuşulmuş ve yazılmış olan Türk dilinin tarihi dönemlerinden biridir. Eski Türkçe adlı dil döneminin Göktürkçeden sonraki ikinci kısmını oluşturmuştur. Eski Uygur Türkçesi dönemi için asıl fark, Göktürk metinlerinde bozkır yaşayışı, savaşçılık ve devlet düzeniyle ilgili kelimeler ağırlıktadır. Uygur metinlerinde ise Maniheizm ve Burkancılıkla ilgili kelimeler hakimdir. Bunlar da Sanskritçe, Çince ve Soğdakçadan alınmıştır. Çok defa kavramlara Türkçe karşılıklar bulunmuştur. Temel söz varlığı ise her iki dönem metinlerinde aynıdır. Eski dünyanın üç büyük kıtasında farklı ailelere bağlı birçok dile uygulanmış olan Arap alfabesine harf eklemeleri yapılmış ve böylece alfabenin ıslahı yoluna girilmiştir. Farslar bu ıslahı Ç, Ş ve J sesleri için ayırıcı işaretler icat ederek gerçekleştirmiştir. Türkler bu işaretleri Farsçadan aynen devralmışlardır. Türkçedeki G sesi için kullanılan kef, aynı zamanda nazal N sesi için kullanılmış, bu suretle Türkçede Arap alfabesinin ilk reformu yapılmıştır. Arap alfabesi, 11. yüzyıl temel harf sistemiyle Türkler tarafından kullanılmaya başlanmış ve bu aşamada henüz Fars-Arap alfabesindeki harflerin Türk-Arap alfabesinde yer almadığı anlaşılmıştır. Türkler tarafınca kullanımı, İslam'ın kabul edilmesiyle başlamıştır. İdil Volga Bulgarcasını 13. ve 14. yüzyıldan kalma Arap harfli 90 kadar mezar kitabesindeki sınırlı dil malzemesi aracılığı ile bir dereceye kadar biliyoruz. Bu sayede İdil Bulgarlarının Arap alfabesini kullandığını söyleyebiliriz. Karahanlı Türkçesi, Türk dilinin tarihinde konuşulmuş ve yazılmış olan tarihi dönemlerinden biridir. Türk dilini eski, orta, yeni olarak 3 döneme ayıran Türkologlara göre Karahanlı Türkçesi, Orta Türkçenin ilk dönemini oluşturur. Böyle düşünen Türkologlara göre 10. 15. yüzyıllar arası Orta Türkçe dönemidir. 13. yüzyıldan itibaren Türk yazı dilinin kuzey, doğu ve güney batı olarak iki ayrı kol halinde geliştiğini göz önünde bulunduran diğer bir kısım Türkolog, Karahanlı Türkçesini eski Türkçe içine alır. Bugüne ulaşan metinleri 11. ve 12. yüzyıllara ait olan Karahanlı Türkçesi eski Uygur Türkçesi ile çağdaştır. Harezm Türkçesi Türk dilinin tarihinde konuşulmuş ve yazılmış olup Karahanlı Türkçesi sonrasında gelen tarihi dönemlerinden biridir. İslamiyet'in ilk zamanlarında Harezm'de konuşulan dil, aslında İrani olmakla birlikte diğer İran lehçelerinden çok farklı olan Harezm lehçesiydi. 11. yüzyılda başlayan Harezm'in Türkçeleşmesi hadisesi, 13. yüzyıla kadar devam etmiş ve Harezm ile ona bağlı bölgelerde yeni bir yazı dilinin kuruluşu, bu Türkçeleşmesinden sonra gerçekleşebilmiştir. Harezm'in Türkçeleşmesinde özellikle Oğuzlar ve Kıpçaklar çok önemli rol oynamıştır. Ayrıca Kalaçlar, Kimekler, Bayavutlar, Kangılar ve bir takım göçebe Türk aşiretleri de bu hususta etkili olmuşlardır. Bölgenin Türkçeleşmesinde rol oynayan bu unsurlar, bölgenin kendine has lehçesini de oluşturmuşlardır. Bu lehçe, Karahanlı yazı dili ve bağlantılı ve Oğuz, Kıpçak, Kanklı ve diğer boyların lehçelerinin karışımı ile oluşmuş Harezm Türkçesidir. Bu siyasi oluşumların sonucunda Harezm, Türkleşti ve 12. yüzyılda bir kültür merkezi olarak sivrildi. Çağatay Türkçesi, Kuzeydoğu Türkçesinin ikinci döneminin adıdır. 15. yüzyıl başlarında başlar, 20. yüzyıl başlarına kadar devam eder. Çağatayca yalnızca Orta Asya Türk devletlerinde yazı ve diplomasi dili olarak kullanılmakla kalmamış, Avrupa Rusyası'nda Oğuzlar, Kayılar dışındaki Müslüman Türkler arasında da 19. yüzyıla değin kullanılmıştır. Harezm Türkçesinin devamı olarak Timurlular devrinde oluşmuştur. Çağatayca yazılmış eserlerin hemen hemen tümü Arap kaynaklı alfabeyle olmuştur. Bununla birlikte eski Uygur alfabesiyle yazılmış bazı metinlere de rastlanmıştır. Uygurca veya Yeni Uygurca, Uygurlar tarafından konuşulan Türk yazı dillerinden biridir. Uygur grubunda yer alır. Türkçe literatürde Uygurca veya Uygur Türkçesi kullanımı aynı zamanda tarihi eski Uygur lehçesini de kapsayabildiği için ayırmak için bu çağdaş yazı dil yayınlarda Yeni Uygur Türkçesi olarak da kullanılır. Türk dili tarihi içerisinde önemli bir yeri olan Uygur Türkçesi kendi içinde iki döneme ayrılır. Birincisi eski Uygurca denilen ve Göktürk yazı dilinden sonra eser vermeye başlayan tarihi dönemdir. İkincisi ise 20. yüzyılda yeniden yazı dili olarak kullanılan ve Yeni Uygurca dediğimiz dönemdir. Uygur alfabesi çağdaş Türk yazı dillerinden Uygurcanın yazımı için kullanılmıştır.
kullanılan alfabedir. Uygurca 10. yüzyıldan beri Arap alfabesiyle yazılmaktadır. 1969-1983 yılları arasında Çin hükümetinin hazırlattığı Uygur Latin alfabesiyle yazılmış fakat sonra Uygurca sesleri gösteren ek işaretler ile Arap alfabesine dönülmüştür. Eski Anadolu Türkçesi, Türk dilinin Oğuz koluna dayanan ve Hazar Denizi'nin batısında Anadolu coğrafyasında 11. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar kullanılan bir tarihi yazı dilidir. Anadolu'nun Türkleşmesiyle 13. 15. yüzyıllar arasında bu bölgelerde Oğuzca temeline dayalı olarak kurulup gelişen yazı dilidir. Eski Anadolu Türkçesinin meydana gelişinde Anadolu'daki bir takım ağız özelliklerinin zaman zaman metinlere girmiş olması standart bir eski Anadolu Türkçesinden bahsedilmesini güçleştirmektedir. Bu güçlük gramer yazmada kendini iyice gösterir. Dönem içinde Anadolu'da ve çevresinde yazılan eserlerde farklı kelime ve ek tercihleri, ilgili eserlerin yazar ve müstensihlerinin farklı coğrafyalara ait olmasıyla alakalıdır. 13. ile 20. yüzyıllar arasında Anadolu'da ve Osmanlı İmparatorluğu'nun yayıldığı bütün sahalarda kullanılmış olan Osmanlı Türkçesi, Türk dili tarihi içinde geniş sahada ağızlarıyla beraber konuşulmuştur. Alfabe olarak Arap alfabesinin Farsça ve Türkçe için uyarlanmış bir biçimi kullanılmıştır. 17. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nun dünyada birçok alandaki üstünlüğü ve yaygınlığına bağlı olarak Osmanlı Türkçesi de imparatorluk sınırlarını aşan bir yaygınlığa sahip olmuştur. İncil'in dili olan Latince başta Fransa olmak üzere Avrupa'da 17. yüzyıl ortalarına kadar eğitim dili olarak varlığını korudu. Fransa'da ana dilde eğitim ancak 17. yüzyıl sonunda yapılabilmiştir. Ve yine söz konusu ülkede Almanca ve İngilizce gibi yabancı dillerin öğrenim ve öğretimi ancak 19. yüzyılda yaygın olarak gerçekleşebilmiştir. O nedenle Fransa'nın 1670'lerde Türkçenin yabancı dil olarak öğrenimi ve öğretimine duyduğu ilgi, yabancı dil eğitimi tarihçileri açısından da dikkate alınması gereken bir durumdur. Fransa için 17. ve 18. yüzyıllar, yoğun olarak Osmanlı medeniyeti ve kültürüne ilgi duyduğu yüzyıllar olarak tarihe geçmiştir. Bu eğilimin kaçınılmaz sonucu ise Osmanlı Türkçesiyle kaleme alınmış el yazmalarının Fransızcaya çevrilmesidir. Klasik Azerbaycan Türkçesi, 16. yüzyıl başlarından 19. yüzyıl ortalarına dek sürmüş olan klasik Azerbaycan Türkçesi, Azerbaycan yazı dilinin ilk dönemidir. Arap asıllı alfabe, Azerice'nin özünü ifade etmesi için mükemmel bir alfabe olmasa da 20. yüzyıl öncesine kadar bu alfabeden Azerbaycan bölgesinde genişçe yararlanılmış ve bu alfabeyle Azeri edebiyatında eserler kaleme alınmıştır. Azerice için 1929 yılına dek Arap asıllı alfabe kullanılmıştır. 1929-1939 yılları arasında Latin asıllı alfabe, 1939-1991 yılları arasında Kiril alfabesi kullanımda olmuştur. 1991 yılından itibaren 52 sene aradan sonra Latin kaynaklı alfabeye tekrar geçilmiştir. İran'ın Azerbaycan bölgesi ve diğer yerlerde yaşayan Azeriler ise bugün de Arap asıllı alfabe kullanmaktadırlar. Bugünkü Rusya topraklarındaki Türklerin alfabelerinin kirilleştirilmesi iki ayrı dairede ve dönemde değerlendirilmelidir. Birincisi Müslüman olmayan Türklere yazı dili oluşturma yoluyla Kiril alfabesinin benimsetilmesidir. İkincisi yazı dili olan Müslüman Türklerin yazılarının kirilleştirilmesidir. Bu hareket ise devletin çıkardığı yasayla ve zor kullanılarak komünist dönemde gerçekleşmiştir. 1926'da Bakü'de toplanan Türkoloji Kongresi, tüm Türk dillerinin Latin alfabesiyle yazılması konusunda karar almıştır. 1929'lu yıllarda geliştirilen ortak Türk alfabesi, ufak farklılıklarla 1930'lu yıllarda Sovyetler Birliği'ndeki Türk halkları tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Ancak Türk Cumhuriyetlerinin kullandıkları bu Latin esaslı alfabeler 1939-1940 yılları arasında yerlerini Sovyet idaresinin baskısıyla Kiril alfabesinden geliştirilmiş olan ve her Türk yazı dilini birbirinden ayıran farklı alfabeleri bırakmak zorunda kalmıştır. Bundan önce Türk halkları ortak alfabeleriyle birbirlerine yaklaşabilmişken her Türk halkına diğerlerinden farklı bir Kiril alfabesi gerçekleştirilmesiyle aslında birbirlerine yakın olan bu dillerin zamanla farklılaşmaları sağlanmıştır. Türkiye Türkçesi, Batı'da Balkanlardan Anadolu'nun doğu sınırlarına kadar yazı dili ve ağızlarıyla konuşulan çağdaş Türk yazı dilidir. Türk yazı dilleri içinde Oğuz sahası yazı dillerinden Osmanlı Türkçesinin devamını oluşturur. Türkiye'de yeni Türk alfabesi, Latin harfleri temel alınarak 1 Kasım 1928 gün ve 1353 sayılı yasayla tespit ve kabul edilmiştir. Başta Türkiye olmak üzere eski Osmanlı İmparatorluğu coğrafyasında konuşulan Türkçe, dünyada en fazla konuşulan 15. dildir. Türkiye Türkçesi, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti, Irak,
Makedonya, Kosova, Romanya ülkelerinde çeşitli düzeylerde resmi kimliğe sahip bir dildir. Resmiyete sahip olduğu coğrafya, Türkiye Türkçesinin yayılım alanı içindedir. Batıda Balkanlardan Orta ve Kuzey, Doğu'da Orta Doğu'ya kadar bir alanı kapsar. Çoğunluğu Moldova'daki Gagavuz yeri Özerk bölgesinde yaşayan Gagavuzların konuştuğu çağdaş Türk yazı dilidir. Yaklaşık 300 bin kişi tarafından konuşulur. Gagavuzca, Oğuz grubu içinde yer alır. Komşu dillerden birçok ödünç sözcük almasına rağmen bir Türkiye Türkü ile Gagavuz Türkü kolayca anlaşabilir. Eskiden Gagavuzca Yunan alfabesiyle yazılırdı. Ancak 1957'de Kiril ABC'si kullanılmaya başlanınca Yunan alfabesinden vazgeçilmiştir. Moldova'nın bağımsızlığına kavuşması ve Gagavuzlara özerklik verilmesinden sonra Türk alfabesi üzerine biçimlendirilmiş bir yazı sistemi oluşturulmuş. 1993 yılında Moldova Parlamentosu Latin bazlı alfabenin resmi kullanımını onaylamıştır. 30 Ekim 1992 tarihinde Ankara'da Orta Asya Türk Cumhuriyetleri toplantısı yapılmıştır. Bu toplantıda Türk Cumhuriyetlerinin Türkiye'de kullanılan Türk alfabesine uyum sağlamaları kararı alınmıştır. Ayrıca Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan'ın 2005 yılına kadar kendi resmi Türk dilleri için bir Türkçe-Latin alfabesi kullanmaya başlayacakları konusunda anlaşılmıştır. Azınlık olarak yabancı yönetim altında yaşayan Türk halklarının özellikle Suriye, Irak, İran ve Rusya'da Türk-Latin alfabesine geçişleri için 2010 yılına kadar bir süre verilmiştir. Orta Asya'da geliştirilmiş olan bütün Latin alfabeleri bu alfabeden kaynaklanır. Özbekistan ve Türkmenistan'da alfabelerini bundan türetmişler ama Türkiye'nin Orta Asya'da nüfusunun artmasına engel olmak amacıyla sonradan apayrı alfabeler geliştirmişlerdir. Türk Keneşi, Türk Cumhuriyetlerinin alfabelerine Q, X, W, N, A harflerinin eklenmesini ortak karar olarak kabul etmiştir. Bu karar uygulandığı takdirde inceltme ve vurgu işaretli harfler hariç 34 harfli ortak Türkçe alfabesi Türk dünyasının önemli bir bölümünde en azından protokolde yürürlüğe girmiş olacaktır. Abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi, bizi paylaşmayı ve Patreon'da bize destek olmayı unutmayın.